Yıkılan eski SSK hastanesi yerine inşa edilen hastane hakkında gelişmeleri kuruluşunda ve yapımında payı bulunan Profesör Doktor Vural Kavuncu sorularımızı yanıtladı. Kavuncu çalışmaların tamamlandığını, teslim ve hizmete açılması için Sağlık Bakanlığı'nın onayını beklediklerini kaydetti. Hastanenin hizmet vermesi için büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Kavuncu, tarih belli değil ama yaz ayında hastane hizmet vermeye başlayacağını öngörüyoruz dedi. Hastane için gerekli tıbbi malzemeye ihtiyaç duyulan ödeneğin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tamamlanacağını söyleyen Kavuncu, hastanenin eksikliklerini hızlı bir şekilde tamamlanmaya çalışıldığını kaydetti. Kavuncu, yeni bir istihdam mutlaka olacaktır. Ancak bu tamamen Sağlık Bakanlığı'nın uhdesinde yürütülecek işlemlerdir. Yalnız hastanenin açıldığı gün, onların prensiplerine göre bütün personellerin ve bütün hastanenin tam fonksiyonla çalışmayabilir. Yani peyderpey geliştirilme durumu olabilir. Bunun da birincisi pandemi sürecindeki seyreltilmiş hasta uygulamaları ve kısıtlamalar, ikincisi de Sağlık Bakanlığı yılın belli dönemlerinde personel alımı yapıyor olması. Bildiğim kadarıyla ilk etapta buradaki çalışacak personel, il havuzundaki diğer hastanelerdeki personellerin dağıtımı ile ilk etapta bu şekilde başlayacak. Daha sonraki alımlarda Sağlık Bakanlığı'nın izlediği yöntem, yerel yönetimi ve yerel kontrolü imkan tanımıyor. Şöyle ki, nitelikli personeller, hemşire, psikolog, tıbbi sekreter gibi nitelikli sağlık personelleri, memur alımları sınavı yöntemi ile alınıyor. Sağlık Bakanlığı'nın diğer alım yöntemi, Türkiye geneli duyurduğu alımlarla gerçekleşiyor. Bu alımlarda tamamen KPSS üzerinden yapılıyor. Diğer temizlikçi, güvenlikçi eleman alımları konusunda ise Sağlık Bakanlığı kendi kurallarını açıklayacak. Yani yaş aralığı ve belirli eğitim düzeyi isteyebilir. Bunu bilemeyiz. Bunun için İşkur'a başvurarak ve burada kura usulü yöntemle alım oluyor. Sistem tamamen kurallara bağlı durumda diye konuştu.